1996-1997 sezonunun 12. haftasındayız. Lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında 4. sırada yer alan Trabzonspor 13 puanla 9. basamakta yer alan Sarıyer'i ağırlıyor. 2 Kasım 1996 günü Hüseyin Avni Aker'de oynanan bu karşılaşmaya gidelim şimdi. Maçın hakemi Galip Bitigen. Yenmemiz gereken bir maç. İnşallah 3 puan açıkçası. Evet abla, son maçlarda moraller bozuktu biraz. Düzeltmeye çalışacağız bu akşam. Kazanacağız. Ve 6 maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. Biz ve ekibiz. Önemli değil. Şimdi kazanmak için ne gerekirse onu yapacağız. Kazanmaya, puan almaya geldik. Hafta içinde UEFA Kupası'ndan elenen Trabzonspor tekrar lige dönüyor ve 12. haftada Avni Aker'de Sarıyer'i konuk ediyor. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı ve Trabzonspor atak geliştiriyor. Sağ kanattan geliştiriyor atağını Trabzonspor. Hami ceza alanına girerken vuruşunu yapıyor. Savunmadan seken top. Sarıyer savunması topu uzaklaştırma çabasında. Şota'nın vuruşu tufan ve top dışarı çıkıyor. Korner. Bir başka Trabzonspor atağı. Bu kez atak yönü sol kanat. Abdullah. Abdullah'ın pası Hami. Ceza alanına girerken vuruşunu yapıyor ama farklı bir şekilde out'a gidiyor top. Yine bordo mavili takım atağı. Bu kez atakta olan isim o gündü. Ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Köşe vuruşunu Abdullah'la kullanıyor. O gün mükemmel yükseliyor. Mükemmel kafa vuruşu ve 10. dakikada Trabzonspor Avni Aker'de 1-0 öne geçiyor Sarıyer karşısında. İşte o günün bu güzel golü bir kez daha görüntüye geliyor. Tufan çaresiz ve Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci. Dakika 10. Bu golden tam 7 dakika sonra Bayram'la başlıyor Sarıyer atağı. Tekrar Bayram. Savunmanın arasında Bayram mücadelesini sürdürüyor. Şimdi Kamil. Kamil geriye çıkarttığı top, son vuruşu yapan futbolcu Metin ve 17. dakikada Sarıyer Avni Aker'de beraberliği yakalıyor. İşte Kamil'in geriye çıkarttığı top, kale sahası içinde son dokunan Metin ve yeniden izlediğiniz bu golle bir birlik eşitliği yakalıyor Sarıyer. Trabzonspor'un şokta olduğu dakikalar. Sarıyer için galibiyet şansı, uzaktan vuruş oldukça yavaş ve nihatta kalıyor. Bir başka Sarıyer hata. Donev'in vuruşu, kaleci Nihat'ta kaldı. Osman'la başlayan Trabzonspor hata. Nemzatze'nin pası sağ kanatta. Ceza alan içine orta. Hasan vuramıyor. Sonrasında da Tufan topa sahip oluyor. Bir başka Trabzonspor hata. Atak yönü sol kanat Abdullah. Abdullah'ın ortası ceza alanı içinde. Savunma topu uzaklaştırma çabasındaydı. Hami bir orta daha. Savunma Hakan'la uzaklaştırıyor. Nemzatze... Sonrasında da Cengiz topu uzaklaştırdı. Ama Trabzonspor atağı devam edecek. Tolunay, Osman, şimdi Abdullah. Bir orta daha ceza alanı içine. Tufan topa sahip oluyor. Abdullah'la başlıyor Trabzonspor atağı. Hami. Abdullah bindirme yapan futbolcu. Şimdi Abdullah. Ceza alanı içinde ortaya çevirdiği top. Bir kez daha Tufan. Hami. Atak yönü bu kez sağ kanat. Ceza alanı için orta. Hasan yine dokunamıyor ve doğrudan taca çıkıyor top. Serbest vuruş Hami kullanıyor. Top yukarıdan avuta gidiyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandıktan sonra görüntülerimiz ikinci yarıdan. O gün ceza alanı içine giriyor. Ortaya çıkardığı top Tolunay'ın vuruşu Tufan'da kalıyor. Tufan'ın hatalı pası. Yapılan hareket faul, serbest vuruş kazanıyor Trabzonspor. Topun gerisinde Hami, yine Hami'nin vuruşu ve 55. dakikada Hami'nin alışılagelmiş o serbest vuruştan kazandırdığı golle Trabzonspor tekrar öne geçiyor Avni Aker stadında. İşte Hami'nin free kick golü bir kez daha görüntüde. Karşılaşmada 55. dakika Hami ile 2-1 öne geçiyor Trabzonspor. Trabzonspor atağı Şota.
Karşısında Esat var. Şota ortaya çevirdiği top. O gün vuramıyor. Nemzat ise vuruşu oldukça kötü. Sarıyer orta alanı, topu ileri gönderme çabasında Mehmet İpek. Kafa pası şimdi Şota. Şota. Mehmet İpek yardımına gelmişti. Şota'nın ortası. Kale sahası uzak köşesinde, açısı daralıyor. O günün vuruşu. Tufan iki hamlede topa sahip oluyor. Nemzatse ile gelişiyor Bordo Mavili takım atağı. Nemzatse. Abdullah'ın pası o gün. Karşılaşmada 66. dakika. Uzak direk dibinde Şota ve iki farklı öne geçiriyor Trabzonspor'u. 66. dakikada Şota'nın yeniden izlediğiniz bu golüyle skoru 3-1 yapıyor Trabzonspor. İşte Şota, Fevzi'nin çabası yeterli değil. Trabzonspor 3-1'lik bir avantaj yakalıyor kendi sahası Avniyaker'de. Mehmet İpek de başlıyor bu kez Trabzonspor atağı. Hami Fevzi'den sıyrılma çabasında, top hala Hami'de. Atak yönünü sol kanada çeviriyor Hami. Abdullah uzaktan sert vuruyor. Top az farklı avuta gidiyor. Taş atışı kullandı Sarıyer takımı. Bayram'ın ortası. Kamil. Şimdi Nihat'tan sıyrılıyor. Son vuruşu yapan Kamil ve 82. dakikada Sarıyer Trabzon'da farkı yeniden 1'e indiriyor. Trabzonspor 3, Sarıyer 2. İşte Kamil'in golü bir kez daha görüntüde. Kamil Nihat'la karşı karşıya vuracakmış gibi yapıyor. Ondan sıyrılıyor, vuruşunu yapıyor ve farkı 1'e indiriyor. Maçın hakemi Galip Bitigen. 90 dakikanın tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Ve karşılaşmanın skoru Trabzonspor 3, Sarıyer 2. Orta sahada oynadın, gol buldun gene bugün. Ne söyleyeceksin? Ya bizim için önemli olan galibiyetti. Ama zor bir galibiyet oldu. Gerçi 3-1'den sonra biraz rahatladık ama 3-2'den sonra bayağı biraz zorlamaya başladık. Ama önemli olan bizim için 3 puandı. Onu da aldık. Beklettik, kusura bakma. Abi alıştığımız gollerden birini gösterdin gene bize. Zor oldu. Sadece çok iyi bir ekip. Kazandık, mutluyuz. Bir haftadan uç maç oynuyoruz. Bu kadar o Fener, Şalke bu maçı bir defa da biz yorulacağız. Ne olur ya. Uç puan aldık. Mutluyuz. Gol attık. Ya ne yapacağız başka? Bazen böyle olacak. Bu seyirciyi anlamıyorum ya. Tamam ya, ne olur bir defa da biz yorulacağız. Ne olur ya. Yorgun ve moralsiz olan Trabzonspor bugün 3 puan aldı. Bunun dışında yaptığımız olumlu hareketler sayısı az. Ama kazanılan 3 puan sevindiricidir. Çok şükür böyle en azından çok farklı kaybetmemiş olduk ve gayet şanssızlı oynayarak burada oyun ortak olmaya çalıştık ve görüldüğü üzere de 3-2'lik mağlubiyet gelmiş oldu ama bizim Trabzonspor rakibimiz. Şenol Güneş'in Trabzonspor'u, Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Sarıyer'i Şota'nın dediği gibi zor da olsa mağlup etmeyi başarıyordu. Bu sonuç Bordo Mavililerin 5 maçlık galibiyet serisinin ilki olacaktı.